Şimdi sana şöyle bir şey sorayım. Sen aşağı aşağı iyi bilirsin. Yok, hiç bilmem. O zaman söyleyeceğim. Köşkerleri bilirim. Ayakkabı dikerler. Lan bu çıkmıyor lan bu. Peki sizin lağabınıza kimler derler? Bizim lağabımıza tekinler derler. Evet. Uçaklar derler. Evet. Ne iş yaptın şimdiye kadar? Şöyle kısadan bir anlatalım. Nereler gezdin, neler yaptın? Ben Almanya'ya gittim, Almanya'da geldim, İzmir'e gittim. İzmir'de sen benim arkadaşımdın. Evet. Sen bakma burada tanımadın ama olur. Biliyorum sen, anahtarı kaldığın için avrat isterim diye anladın. Onun için tanımazlığa geldim. Evet. Ondan sonra Atatürk Barajı'na geçtim, çalıştım. Evet. Bekçi olarak. Ha orada da günlerim dolsun diye buraya geldim. Şimdi burada çalıştım. Evet. Peki, şimdi soruyorum, kaç çocuk var? 6. 6 tamam. Bunlar çalışıyorlar mı? Bir tek bu çalışıyor, kızlar memurlar. Evet. Tahsilleri nedir? Teknisyen, ikisi ziraat teknisyeni. Evet, güzel. Birisi, ikisi evli. Evet. Biri, ikisi ziraat okulunu bitirdi. Bu evli olanlar da liseyi bitirdi, evlendi. Evet. Biri küçük şimdi ortaokul 2'de okuyor. Peki senin paran olsa dışarı gider miydin, gitmez miydin? Param olsa? He. Bu hükümetin boynu kırırsın. Bu hükümet eğer kabul etse ben şimdi çoluğu çocuğu da bırakır giderim. Evet. Peki ikinci şık. Sen 5 lira bu şehrin kurulduğunu veyahut yukarı şehre taşındığını biliyorsun. Ha. Biliyor musun? Biliyorum. Peki niye taşındı ya bu millet? Aşağı hadi çöktü ya buraya da. Buradan niye göçtü millet? Niye dışarı niye göçtüler? Burada bir şey yok. Evet. İş yeri yoktu. Evet. Kilim tezgah falan kurdular. Kilim dokunmak için. Evet. Adamlar burada iş beceremedi. Elektrik yok, cehren yok o zaman. Çektiler uşağı İstanbul'a dağıldılar. Evet. Türkiye'nin her tarafında, köyünde, kazasında get besliler mevcuttu. Evet. Yani beslilerin atı vardı, meydan bulamadılar. Mecbur diye meydan aramaya gittiler. Tamam, koş durmaya meydan bulamadılar. Peki. Şimdi bir de şunu söylüyorum. Diyoruz ki bu Besli'nin yeniden bir yapılaşmak için bir Besli folkloru kurmak istiyor. Kendi türkümüzü, kendi havamızı çalsın. Hı. Böyle istediğimiz zaman Adana'da, istediğimiz zaman Mersin'de böyle altında arabalı gelsin bir folklor kurmak istiyoruz. Evet. Siz de bunda katkıda bulunur musun? Yani maddi manevi. Mesela manevi bir söyleyen olur, bir yakının olur. Bunu tavsiye edersin, gelir. Hem ücreti verilecek, maaşını alacak. Yani Türk ya Besli halkı Besli'nin içinden. Tabii, Besli tabii. Havasını söyleyecek. Güzel bir şey tabii. Katkıda bulunurum diyorsun. Yani, sağ ol. Teşekkür ederim. Lağabınıza kimler derler? Evet. Şimdi sayın kardeşim, peki. Peki bu daha evvel mesleğiniz neydi? Acaba okudunuz mu? Öğretmenim. Evet. Şöyle kısaca Besli'de hayata atılışı anlatabilir misin? Valla işte okudum, öğretmen oldum. Evet. 24 senelik öğretmenim. Evet. Besli'de görev yapıyorum. Öğretmenler devam ediyor. Evet. Peki siz de emekli olsanız bir böyle bir işe Besli'den atılgandır. Bir iş yapmak istiyor musunuz? Yani? Besli olursa yaparım. Besli olursa yaparsın. Parayı kazanıp da götürüp başka yerde yemem ben. Besli olarak Besli'de iş yapacağım diyor. Besli kazanıp da götürüp İzmir'e parayı sulamam. Besli kazanan Besli'ye inmeli. Evet. Besli iş yapmalı. Besli'ye ile gelişir. Doğru. Peki sana da soruyorum. Şimdi sen olsaydın bu Besli'den neden göçtüler? Senin görüşün nedir? Besli'den göçmelerinin sebebi parayı burada kazandılar. Bir kısmı götürdüler başka yerde parayı yiyorlar. Buradan göçmüş değiller. Çoğu buradan göçmüş değil. Buranın kazancını yiyorlar götürüp gurbette. Bir kısmı da iş icabı, iş bulamadı, çekti gitti. Evet, az evvel dedi ki iş sahası yoktu, elektrik yok, su yok. Acaba şu fabrikayı eskiden çalıştırabilir miydin burada? Çalıştırırdı. Hayır. Çalıştırırdı.
kolektif olsa çalıştırırdı. Hayır şimdi yer yetersizdi. Ceryan yetersiz diyor. Şimdi bütün şikayetler bundan diyor göçtük diyorlar. Hani göçün sebebi bu diyorlar. O göçmeleri o şikayetler paranın kıymetli olduğunu bildiler. Buradan kaçtılar gittiler parayı sakladılar yediler. Dokumacıların birçoğu buradan parayı kazandı. Hı. Burada tezgah ellerine geçmiyordu. Tezgah sahibi oldular. Tezgahtan da biraz halı tezgahı parasını biriktirince kaçtılar Antep'e gittiler. Antep'te halı tezgahı çalıştıracaklarını burada çalıştırırlardı. Hı. Hepsi birleşse burada olmaz mı? Uşak'ta bir sürü fabrika var. Ha. Antep'te bir sürü fabrika var. Meslileri. Ama hepsi birden buraya gelip kursalar. Demin de evet güzel de şimdi pazarı nereden bulacak? Pazar i̇şte olur. Pazar sorunu çoktu. Pazar işte kendiliğinden gelir. Buraya hepsi gelirse kendiliğinden pazar da gelir kendilerine. Ama biz diyorlar 200 yıldır bu işi yapan 5'li Alkut'a Asya'dan getirdi bu sanatı. Evet. Ama bir karış ileri gitme. 5'li var iken bu çevrede kimse yoktu. Yani bu Besli'nin kuruluşu 810 yılında gelmişlerdi Besli'de. Hicretin 810 yılı. Düşünebiliyor musun? Yine sanat da okumuşlar. Ama bugün biz de az çok bu memleketin çocuğuyuz. Tuzdan başka her şeyini yapardı Besli. Siz de bilirsiniz. Memleket sevgisi yoktur. Onun için hep bütün gurbete kaçtılar. Ha. Demek ki batağa çıkınca baktı ev sermayesi de azdı. Evi yaptı, aç kaldı. İstanbul'a gitti göz açıldı. Şimdi, Adana'ya gitti göz açıldı. Kimiz de böyle diyor. Göz açıldı ama memleket sevgisi yok. Yozlaştı. Hiçbir tanesi o kadar zenginleri var. Bir tanesi Besli'ye şunu yapın diyor mu? Bir çivi çakan oldu mu? Yaparlar kanaatimle. Yok. Hani yapan oldu mu? Görmedim. Şimdi kim söyledi ki işte bak ben çıktım. Ha. Diyorum ki bir folklor kuralım. Bir analım şirket Besli'yle vakfı kuralım. Olmaz. Folklorla moklorla iş olmaz. Olur. Mühim olan Besli'de yerleşecek nüfusun artışına katkıda bulunacak iş sahası lazım. İş sahası getirip kurmalar lazım. Folklor kurmayla Besli'nin Besli'ye faydası ne olacak? Olmaz diyorsun. Tabii. Peki buraya bütün fabrikayı getirsek şimdi düşünelim nereye kuracağım? Kime satacağım? Bu kime satıyor ha kurulmuş? Ama şimdi gelmiyor Uşak'taki işte. Uşak'taki kime satıyor? Antep'teki kime satıyor? Uşak'tan buraya iplik geliyor tezgahlara. Ha. Uşak'taki fabrikalar Besli'ye iplik göndermiyorlar mı? Evet. Buradan da Uşak'a gönderirler. Olur ama işte şimdi ama onu işte, baştan düşünmemişler. Ne derse. İşte. Bundan sonra yapsınlar. Ha. Evet. İş yapayım. Evet. Peki sana sorsam. Şimdi sen Besli olarak bu şehri nereye kurardın? Bugünkü durumunda sen o zaman bir Besli'nin, vatandaş olarak Besli'yi nereye kurardın? Valla Besli'nin yeri aşağı şehirden yıkıldıktan sonra düzgün bir yere bulursa iyi olur. Şimdi sen belki bilirsin Çat'ın gölünü bilir misin? Çat gölünü. Evet evet. Ha. Peki bugün orada ev yapılmış. Şimdi o Çat gölünde biz çimerdik. Şimdi bu bataklık doğru mudur bu ya? Sen nasıl güvenirsin şu fabrikaya? Milyonlarını nasıl gömersin? O eski zamanda onlar geçmiş yani. Artık işte biz de şimdi diyoruz ki, bak ben de diyorum ki bugün KAP projesi var. KAP projesi. Evet. Buradan Besliler %35 aslan payını alır. Evet. Çünkü bizimkiler taşı sıkar, ne yapar yapar payını alır. Bu sadece tekstil değil. Başka endüstriyel yatırımlara da gidelim. Bir Besli Vakfı kuralım, büyük sermaye toplayalım, bir şirket kuralım yani. Böyle analım bir şirket ki bir banka gibi. Evet. Besbank mesela. Tabii, tabii, tamam mı? Mühendisi, teknisyeni her şeyiyle o mükemmel bir şirket kuralım. Besli'yle nerede yatırım var oraya koşalım. Tabii o zaman olur. İşte olur. Benim gayemiz de bu. Folklorumuzu da aynı böyle kuracağız. Nerede lazım orada olsun. Kendi türkümüzü, kendi kültürümüzü herkese alalım. Herkes bizim kültürden başkaları şey yapıyor. Ya, kültürel yönden gelişmiş. Besli'nin halkı kültürü gelişmiş. Öyle kısır bir kültüre sahip değil ki. Evet. Kültürü geliş ama Besli'ye icraat yok. Besli'lere evet. Olarak icraat yok. Evet. İşte bunda bugün teşvik ve inandırıcı olursa Besli'ler şapkasını basar. Şimdi Sayın Beyefendi, şimdi Antep'te, İstanbul'da, Uşak'ta nasıl ki Besli'ye bir arayı tutuyorsa
Evet. Besni'yi de tutsunlar. Tutarlar. Memleketlerine gelsinler, tutsunlar. Memleketlerine evet. de bir yatırım az çok yapsınlar. Evet. Birleşsinler. Bu yaygınlaştırırsak evet. herhalde yaparlar. Bu şirket olursa yaparlar yani. Vallahi işte. Ha. Olursa ben hiçbir Besni'nin bu özlemi yanlışa yorumlayacağına hiç kanaatim yoktu. Çünkü Besni'ler memleketin özlemini her zaman çeker. Yani milyarı da olsa Besni'nin suyunu, havasını mutlaka eriyor. Ama adam bugün oraya 2 milyar, 3 milyar yatırım yapmış. Buna bugün gel buraya yap hazırlığını biz bu şirketle yeri kuracağız. Vadeli bir kredi vereceğiz. Adam oradan buraya ezilmeden gelip kurabilsin. Bu güveni verirsek gelir. Yoksa öyle kuru kuruya gel ağam bir ağam bu kuru lafla da bu iş yürümez. Şimdi efendim şöyle. Besniler gurbete gidiyorlar. Para sahibi olan Besni'yi unutuyor. Fakirleşen, işe ayağa düşen geri Besni'ye koşuyor geliyor. Evet. Zengin gelmiyor. Bir evet. tane zengin göçtüğünü görmedim. Evet. Ama gurbetten fıkaralaşan adam geri Besni'ye kopup geliyor. Evet. Zengin niye geliyor? Yeniden bir şey kapmak için. Evet. Parası olan evet. niye geldi? Hiçbir zenginin evet. Besni'ye geri göçtüğünü görmüyoruz. İşte bu, ama bu, fıkaraların hepsi... Şimdi fıkaranın bir mitili var, atıyor ha, geliyor ama, o, ama zenginin mitili gelmez kolay kolay. Çünkü ama, bir yatırım, işte, bir farklılık, bir güven almalı. Güven almalı, güven kendinde güven, parasında güven. Evet. Götürüp uşağa 10 tane, 15 tane iş yeri kuran adam, getirip bir tane de Besni'ye kuran. Evet. Bunun da aynı...